İpek Şirketler Grubu'nun metalurji ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren amiral gemisi Çinkom, Kayseri-Adana Karayolu'nun 20. kilometresinde İncesu ilçesi sınırlarında 1250 dönüm sanayi bölgesi alanında ülkemizin tek Çinko metali üretimi yapılan elektrolitik tesislerinde konusunda uzman kadrosuyla, çevre dostu prosesleriyle yurdumuzun tek Çinko üretim tesisi olarak faaliyetlerine durmadan devam etmektedir. İnovasyon, Ar-Ge, teknoloji, çevreci ve daha fazlası. Asıl olan şey, ülke geleceğinin inşasına bir tuğla koyabilmek. Biz bunu hedefliyoruz. Eğer ülkemizin ilerlemesine küçük bir katkımız olursa, ne mutlu bizlere diyen Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan'ın sözlerindeki vizyon ve ilkelerden hareketle, çevreye duyarlı, istihdamı artırıcı faaliyetleriyle üretim yapılan zenginleştirilmiş çinko ara mamullerini, otomotiv, beyaz eşya sektörlerinin vazgeçilmez ham maddesi olan çinko metali, ayrıca galvanizleme sanayisinde, ilaç, sağlık, gıda takviyeleri ve kozmetik sektörlerinde, tarım sektöründe, gübrelerde, alaşım ve döküm sanayisinde kullanılmakta olup, yalnızca ithal edilmek suretiyle karşılanmaktayken, çinko üretimiyle dışa bağımlılığı azaltacak ve cari açığın kapatılmasına katkı sağlayacak yatırımları tamamlayarak yurdumuzda üretilmeye başlanmıştır. Ham madde depolama, üretim hazırlık, kapalı ünitelerde silo tartım besleme ekipmanları, kontrol odası, çok katlı tesis ve idari binaları, havalandırma, filtrasyon sistemler, toz toplama ekipmanları, taşıma sistemleriyle Çinkom doğal kaynakların ve çevrenin sürdürülebilir şekilde korunmasına önemli katkıda bulunurken, ekonomik değeriyle de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam etmektedir. Yurdumuzun çinko içeren ham maddeleri olan cevherler, konsantreler ve atıkları değerlendirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu, ithal yolla temin ettiği demir dışı metaller içinde yer alan çinko üretimi ile yurdumuz sanayisi için mevcut durumda veya gelecekte ihtiyaçlarına arz güvenliliği sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek üretimi bu sayede sağlanmıştır.